Ben de 20 yıl Amasra TTK'da çalıştım. Daha sonra 4 yıl önce emekli oldum. Üçümüz aynı zamanda da çalıştık. Üç kardeş olarak çalıştık orada. Buralardaki, yani geneldeki insanların en büyük iş kaynaklarından bir tanesi madencilik. Atadan gelme, dededen gelme meslek. Murat kaptanlık okudu. Murat uzak yol kaptanı oldu. Bir İspanya'ya, bir İtalya'ya gitti. Fakat biz aile olarak birbirimize çok bağlı bir aileydik. Biz birbirimizden hiç ayrılmazdık. Bu nedenle de Murat'a bu ayrılık çok zor geldi. Murat bu ayrılığı kaldıramayınca geldi. Abi dedi, ben bu işi yapmayacağım dedi. İstiyordu, çok istiyordu. Madem ben dedi, ben de gireceğim abi dedi. Girme oğlum dedim, bak hani biz dedim girdik. Yani bir giren bir girmeyen, orası dedim kolay bir iş değil. Ağır şartlar meslek olarak dedim, yani KPSS'den Panayak üretim işçiliğini kazandı. Biz her gün normalde Murat'la vedalaşırdık. Her gördüğümde hayırlı işler oğlum. Allah kazasız belasız sana hayırlı işler nasip etsin derdim. Ama o gün görmek nasip olmadı. O gün görmek nasip olmadı bana. Son gün vedalaşmadık yani. Sanki içimize doğmuş. Cuma günü. Cuma namazına girdim. O işine gitmiş. Ben de eve geldim 2:30 gibi. Yani o gün vedalaşmak nasip olmadı. O gün vedalaşmak nasip olmadı. Benim oğlum benim, aslanım benim. Ne diyeyim yavrum? Tam yaşama çağında, gençlikte, dünyaya ondan sonra doyamadan gitmek ne demek yavrum? Esas günden sonra vardı yaşamak. Yaş mıydı onlar da? Ah yavrum benim. Hepimiz öleceğiz, gideceğiz. Allah bize bir ömür vermiş. Hani dersin ki bir mezara girmeye korkarsınız değil mi? Alt üstü 1,5-2 metrekarelik bir alan. Biz her gün o yerin altındaki yüzlerce derinlikteki yerdeki mezara girip çıkıyorduk yani. Düşmanın olmaz madende. Herkes dostumdur. Çünkü neden? Orada sen de bir can taşıyorsun, o da bir can taşıyor. Her an yani bir arkadaşın yani orada yani birbirine muhtaçsın zaten. Kimsenin kimseye düşman olma gibi bir lüks yok o madende. Hiçbir meslekte yoktur bakın bu. Helalleşmek, giderken hayırlı işler demek hiçbir meslekte yoktur. Bütün ocaklara yani bu ateş düştü. Bizi de yaktığı gibi onları da yaktı. Maddiyetin hiçbir önemi yoktur yani bu konularda. İnsan acısını paylaşacak, başını yaslayacak. O an sana moral olacak yani yanında dayanacak bir güç arıyor. O nedenle dedim ya Allah razı olsun tüm Türkiye acımızı paylaştı.